Yaşar Okuyan'dan. Şimdi aynen şöyle diyor. Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mehta, Yaşar Okuyan'ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar'a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkını veriyorum diyor. Güzel. Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta. Zaten sen buradan hakaret ediyorsun. Yani şimdi mahkemeye verirsen çok, ben de söyledim, çok mutlu olacağım. Orada güzel birbirimizi daha iyi anlarız yargının huzurunda. Onu koyarım bir tarafa. Ama niye böyle bir şeye girdi birdenbire? Onun tabii arkası var. Çünkü benim hem bu kanalda hem başka kanallarda geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda bir fotoğraf, bir röntgen çektim, ortaya koydum. Bakın bunlarla ilgili hiçbir şey söyleyemiyor. Hiçbir açıklama yapamıyor. Bugün de bekledim. Bugün yine hakaret ederek daha da bana hakaretini ileri taşıdı. Hatta konuşmasını benle bitirdi. Yani bilmiyorum izleme imkanı olduğunu mu? En sonunda İzmir'den diyor bir genç arkadaş, CHP'li bir genç arkadaş diyor bana diyor çok ağır bir mesaj atmış, hakaret ediyor. Ama diyor ben diyor ona kızmadım diyor. Ama diyor İzmir'den diyor bu İzmir'de olan ve işte aynı lafı tekrarlıyor. Elbise değiştirir gibi parti değiştiren, her partiyi karıştıran, efendim Kahramanmaraş bilmem katliamında işte bilmem de o katliamın kanlı kanları ellerinde olan filan diye gürlüyor ve onun diyor şimdi CHP'nin içinde ve şimdi CHP'yi karıştırıyor. Ona dikkat edin diyor. Şimdi ben buradan söylüyorum. Bu tabii herkesle nitekim doğal olarak bu son kapanış cümlesinin kime hitap ettiği açık. Yani Yaşar Okuyan'a bugünkü basın toplantısını benle bitirdi bu şekilde. Şimdi ben de buradan Muharrem İnce'ye öncelikle şu konuşmaların ışığında soruyorum. Sen eğer delikanlıysan, mertsen, azıcık yüreğinde delikanlılık varsa şimdi çık ortaya, de ki bu son paragrafta konuştuğun, İzmir'i karıştırarak konuştuğun bu cümlenin muhatabı eli kanlı, Kahramanmaraş katliamından işte kan bulaşmış bilmem ne filan dediğin kişi Yaşar Okuyan'dır de. Mert sen söyle bunu. Azıcık şeref sahibiysen söyle. Azıcık şeref varsa, bir gram varsa şimdi çık de ki evet delikanlıca çık. Ben buradan konuşmamdan Yaşar Okuyan'ı işaret ettim. Ama bunu söylemezsen zaten delikanlı değilsin. Şimdi senin bu söylediğin suç. Yani ben de herhalde bu madem davalar açılıyor, sen açıyorsun, tabii güzel. Ben de sana belki en azından 3-5 davada ben açacağım sana. Ha, onları da koyduk bir tarafa ama mertsen diyorum, yine tekrar ediyorum, delikanlıysan şu lafları çık Yaşar Okuyan'a söyledim de. Söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. Söyleyemezsin. Söylersen çok mutlu olacağım. O zaman açık konuşalım. Böyle sen 10 gündür zaten yani bir şeyler söylüyorsun. Gazetecilere diyorsun ki ben seninle konuşmuş olmayayım. Millet aptal çünkü. Ama sen yakın çevresinden aldın de yaz. Ama sonra bu gazetecilerin hepsi çıktılar dün itibariyle, bugün, evvelsi gün. Dediler ki biz böyle yazdık ama bizi çok zorladıydı. Direkt bu kelimeleri söyleyen mesela İsmail Saymaz gazeteci. Mesela Fatih Altaylı. Mesela efendim şimdi aklıma gel. Yani 3-4 gazeteci çıktı. Biz dedi konuştuk. Yani ama bize öyle telkin ettiği için biz de yakın çevresi diye yazmak zorunda kaldık.
Şimdi bunu koyuyorum bir tarafa. Şimdi gelelim o köye. Oradan başlayayım ki diğer konularda bazı analizler yapacağım. Şimdi sen diyorsun ki Muharrem İnce, ben %31 aldım, şöyle aldım, bu oy ben, işte CHP'nin oyu zaten %25'ti, bak aradan ben 6 puan, 7 puan üstüne çıktım, Allah Allah filan, güzel. Peki kardeşim, Muharrem İnce, seninle benim aynı köyü olan Elmalı köyünde, şimdi bu sorunun cevabını ver. Bırak şimdi lakata lukatayı. Sen kendi köyünde, Elmalı köyünde, kendi aday, cumhurbaşkanlığı adaylığın sırasında kaç oy aldın? Delikanlıysan çık söyle. O delikanlık var mı sende? Yok. E bugün söyleseydin bari. Çünkü benim mahkemeye verecek. Ben bunları söyledim defalarca, şimdi de söylüyorum. Bu sorunun cevabını veremiyorsun. Ben vereyim. Elmalı köyünde cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli olan 1303 oyun 21 tanesini Meral Hanım, 7 tanesini Selahattin Demirbaş, işte 5 tanesini Temel Karamollaoğlu aldı. Muharrem İnce ne aldı bu köyde? 1303 geçerli oyda 456 oy aldı. Peki Sayın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce'nin köyünde ne aldı? 814 oy aldı. Seni orada ikiye katladı. Şimdi Muharrem Efendi, sen köyünde toplama baktığınız vakit 1303 geçerli oydan 456'sını aldın. Yani 3 seçmenden birini aldın. Yani 3'ün birini aldın. Elmalı köyünden aldın, sonuç bu. Peki sen Yalova'nın genelinde ne aldın? Hani bir de Yalova milletvekili, sen 5 dönem Yalova milletvekili. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil. Ne aldın orada da? Orada da aldığı oy toplamın şeyini aldığınızdaki %24. %20. Yani 4 seçmenden birinin oyunu aldı. Tayyip ne aldı? 2'ye katladı seni. Hadi Yalova'nın merkezini değerlendirmiyorum. Çünkü Yalova hakikaten son dönemlerde çok ciddi göç aldı. Güneydoğu Anadolu'dan her taraftan Araplar filan da, bir sürü de Türk vatandaşlığına geçen Araplar da var orada. Orası homojen bir yapı değil Yalova. Yani ama Elmalı köyü homojen bir yapı. Ya sen kendi köyünde bile oy alamamış bir adamsın. Şimdi çıkmışsın, hem de 2 sene sonra. Seçimin üzerinden 2 sene geçmiş. Şimdi kendini bulunmaz hit kumaşı ortalığa dökülmüşsün. Peki. Şimdi gelelim CHP'nin, yani seni kim takar orada? Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde sen Yalova'da 5 dönem bu parti seni 5 dönem milletvekili yapmış. Hocam siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu tarihten bugüne kadar alın. İşte internette de girdiğinizde herkes bulabilir. Meclisteki tutanak şeyler de biliyor. Oradaki kütüphanesine bile girseniz bu bilgiler var. Bu kadar yıl içerisinde 5 yıl üst üste kaç kişi milletvekili olduğu sorusunun cevabında yani iki elin iki katından fazla değildir. 5 sene az mı ya? 5 yıl. 5 dönem, çok affedersin. 20 sene eder. Evet, 20 sene. Seni 20 sene Yalova gibi bir ilden milletvekili yapan bu Cumhuriyet Halk Partisi. Peki, koydum. Seni bu parti, Cumhuriyet Halk Partisi 2 dönemde meclis grup başkan vekili yaptı. Yani genel merkezi yöneticisi pozisyondasın. Partinin genel merkez ve grubu yöneten sıfatıyla görev aldın. Bitmedi. Sen Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına
iki sefer büyük kongrede adaylarını koydu. İmza topladın, bilmem ne yaptın, karıştırdın ortalığı. İkisinde de yenildin. Buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu seni o günün şartları içerisinde senin kendisinin karşısına iki defa çıkmana rağmen, ben olsam öyle davranmam, onu da söyleyeyim parantez içerisinde. Benim karşıma iki sefer kongrede çıkmış, kongrede aday olması da önemli değil. Ama kongre sürecinde ve sonucunda bir sürü yalan ve iftiralarla Sayın Kılıçdaroğlu'na öyle iftira ve yalanlarla suçlamalar getirdi ki onu bana yapsam ben seni hayatta aday filan yapmam. Ama Sayın Kılıçdaroğlu buna rağmen hiç kendisi bunu sorun yapmadı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday olarak da seni ve CHP Genel Merkezi onayladı, aday yaptı. Şimdi kardeşim, sen bu parti sana daha ne versin ya? Allah'tan kork ya. Ne kadar vicdansızsın ya. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde adam oldun. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde milletvekili oldun. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde grup başkan vekili oldun. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde Cumhurbaşkanlığı, ilk Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Tayyip Erdoğan'ın karşısında bu parti seni aday yaptı. Bundan daha büyük onur var mı? Sen bütün bunları unutmuş gibi şimdi kalkmışsın Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye çalışıyorsun. Efendim benle ilgilenmediler. Yok böyle yaptılar. Onların cevabını bugün CHP Genel Merkezi'nde İletişim Başkanlığı açıkladı. Ne kadar yalan konuştuğu ortada. Zaten ben de olayların içindeydim. Şimdi bir başka konu olarak geliyorum. Şimdi sen öyle bir tavır ortaya koyuyorsun ki yani sanki kimse işte senin dışında kimse yok. Yani CHP ancak sen genel başkan olursan, sen cumhurbaşkanı adayı olursan kazanır. Başkaları hiç böyle CHP'de bir aday maday da yok. Ben pozisyonda. Şimdi seçim bitti. Hocam en çok benim ağrıma giden, yani şahsen insanlık adına ağrıma giden bir konu. Seçim bittikten sonra 10 gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu eşiyle beraber bir sabah kahvaltısına davet ettiler. Muharrem İnce ve eşini. Baş başa bir kahvaltı. Seçim sonrası. O kahvaltıda şimdi düşünün, Muharrem İnce insanlığını yitirmiş pozisyonda. Niye bunu söylüyorum? Şundan söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde birçok televizyon ve gazete röportaj yaptığında, siz de hatırlayacaksınız, dediler ki siz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsanız, Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkar mısınız genel başkanlık yarışında? Ve Muharrem İnce hepsine söylediği hayır katiyen, öyle bir şey olur mu? Bu benim için onursuzluk demek olur. Bunları söyledin, seçim kayboldu, 10 gün sonra kahvaltıda hem de eşlerinizin yanında Sayın Kılıçdaroğlu'na diyor ki Muharrem İnce denilen arkadaşımız, efendim siz yoruldunuz, yaşlandınız, evet, siz partiyi bana devredin, sizi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin onursal genel başkanı yapalım. Hocam, ben dün Ankara'daydım, hem Sayın Genel Başkan'la yarım saate yakın konuştuk. Sadece bu değil yani. Buna da 10 dakika konuştuk. Esas başka konular var. Başka konular dedim. Türkiye'nin konuları filan. Ama bu Muharrem İnce meselesinde de bir 10 dakika sohbet ettik. Ben bunu hatırlattım. Dedim yani Sayın Genel Başkan dedim. Ben sizin şeyinize yani adeta sizin sinirler kaybolmuş yani. Bunu dedim. Benim eşimin yanında, kendi eşinin yanında bu lafı bana söylese, ben dedim aynen
Ne yaparsın dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Vallahi dedim şöyle yaparım. Hanımlar bir baş başa bırakın, dışarıda çıkın bir kahve için. Baş başa hanım hanım. Kapıyı kapatırım. Buna dedim iki tane Osmanlı şamanı indiririm. Al sana onursal başkanlık.